Bu videoda çevrenin insan göçü üzerindeki etkileri nelerdir sorusuna yanıt arayacağız. İki örnek üzerinden inceleyeceğiz arkadaşlar ama bu örneklerin detayına inmeden önce çevrenin tarihsel bir faktör oluşuna dair birkaç genel noktaya değineceğim. İlki şu, çevre. İnsanların yapabildikleri şeyleri göç etme biçimlerini ve göç ettikleri yerleri etkiler çevre. Mesela göç edilen yer tarıma elverişli mi? Gıda üretiminin insan hareketi ve insanın yeni bir çevrede hayatta kalabilme yeteneği üzerindeki önemi çok büyüktür. Ulaşımı da ele alabiliriz mesela. Örneğin Pasifik Okyanusu'nda bir adadan bir adaya geçmek, okyanus üzerinde uzun mesafeler kat etmeyi mümkün kılan bir teknolojiye sahip olmanızı gerektirir. Masaya yatıracağımız ikinci husus şu ki bunu biraz daha genel ele alacağız. İnsanlar göç ettikleri yerlerde çevresel etkilere neden olur. Eğer taşındıkları yere daha önce orada olmayan yeni bitkiler ve hayvanlar götürüyorlarsa, yani oraya yeni bir şeyler taşıyorlarsa, bu o çevrede bir etki yaratacaktır, ister istemez. Son olarak tarihte olayların bu şekilde gerçekleşmiş olmasının tek açıklaması çevre olmamakla birlikte açıklayıcı etkenlerden biri olarak çevreyi görmezden gelmemizde mümkün değildir. Bu ana maddeleri cebimize koyduğumuza göre, Afrika'daki özel bir örnekle işe başlayalım. Bu göç Bantu göçü veya daha yaygın adıyla Bantuların Sahra Altı Afrika'ya yayılması olarak da bilinir. Sahra Altı Afrika denen yer Afrika'da Sahra çölünün güneyinde kalan bölge. Şöyle tarayarak gösteriyorum ki nereden bahsettiğimi gözünüzde canlandırabilin arkadaşlar. Evet. Elimde bir de Afrika'da Bantu dilinin çoğunluk tarafından konuşulduğu bölgeleri gösteren şöyle bir harita var. Şimdi şöyle bir soru akla geliyor. Niçin Sahra Altı Afrika'nın bu kadar büyük bir kısmı Bantu dillerini konuşuyor? Bantu dili konuşanların varlığına veya nasıl, niçin ve ne zaman göç ettiklerine dair yazılı bir kanıt yok. Ama diller arasındaki ilişkiler açısından bakıldığında bir takım kurallar, kanıtlar var. Ayrıca arkeolojik bulgular da mevcut. Bantu yayılmasını araştırmada faydalı olan bilgilerden biri Bantu'ların milattan önce 500 ila 400 yıllarından itibaren demir aletler kullanmış olmaları. Yani demir yapma teknolojisine sahiplerdi. Bu demir aletler ve Bantu dili konuşan kültürlere özgü çömlekler sayesinde arkeologlar Bantu dili konuşan insanların zamanla tüm Afrika'ya nasıl yayıldığının izini sürebiliyorlar. Bu dillerin birbirleri arasındaki ilişkilerini araştıran linguistler ve Bantu dili konuşan insanların Afrika'nın tamamına nasıl göç edip yerleştiğini inceleyen arkeologlar bir konuda oldukça eminler. Onlara göre bu insanlar Batı Afrika'nın yaklaşık olarak bu noktasından yola çıkıp güneye ve doğudaki büyük göller bölgesine doğru yayıldılar. Oradan daha da güneye indiler. Bu insanların Afrika içinde nasıl göç ettiklerini, nasıl bir yol izlediklerini açıklıyor. Cevaplamaya çalışacağım bir diğer soru da şu. Bu insanlar niçin göç etti? Bantu dili konuşan insanların oldukça benzer ve ortak tarımsal uygulamalara sahip olduklarını biliyoruz. Darı ve sorgum gibi ürünler yetiştiriyorlardı. Büyük göller bölgesine ulaşıp güneye yöneldikleri sırada büyükbaş hayvan besiciliğine de başladıklarını görüyoruz. Resimde gördükleriniz, yetiştiriyor olduklarını tahmin ettiğimiz büyükbaş hayvanlar. Tüm bu ekin ve hayvanların ortak özelliği, tropik veya yarı tropik savan adı verilen iklimde kolay yetişiyor olmaları. Sahra altı Afrika'da, buradaki yağmur ormanı bölgesi ve güneydeki yüksek çöl hariç olmak üzere, büyük oranda tropik veya yarı tropik savan iklimi hakimdir. Bantu dili konuşanların çoğunlukta olduğu bölgelerin e, haritasını tekrar açtığımızda bu iklim farklılıklarıyla örtüştüğünü görüyoruz. Tarımsal pratikleri için elverişli olan her bölgeye yerleşmişler. Bu da gayet mantıklı. Göçü bir risk kazanç hesabı olarak ele alırsak, insanlar göç ettikleri yerde karınlarını doyurabileceklerinden emin olmak isterler. Videonun esas konusu olan Çevre insan göçünü nasıl etkiler sorusuna dönersek eğer Bantu yayılmasında görüyoruz ki iklim yapılabilen tarımın türünü etkiliyor. O da hangi bölgelerin göç için daha cazip olduğunu belirliyor. Masaya yatıracağımız diğer bölge, ele alacağımız diğer göç insanların Pasifik adaları boyunca yaptıkları göç olacak. Göçün gerçekleştiği muhtemel rotayı görüyorsunuz. Pasifik'teki bu yayılma Afrika'daki Bantu yayılmasına benziyor. Bunda da göç edenlerden kalan herhangi bir yazılı kayıt yok. Ve bunda da linguistik yani dille ilgili kanıtlardan ve arkeolojik bulgulardan yola çıkıyoruz. Bu deliller Pasifik'i üç, e, üç ayrı bölgeye ayırabilmemiz için bize yardımcı oluyor. Mavi bölge Melanezya, kırmızı bölge Mikronezya ve pembe bölge Polinezya. Bu insanlar aslında bir çeşit avustronezya dili konuşuyorlardı ve kültürel olarak birbirlerine çok benziyorlardı. Fakat bugün Pasifik'in farklı bölgelerinde kültürel yapı, dil, hatta insan ve hayvanların genetik özellikleri küçük farklılıklar gösteriyor. Araştırmacılar da bu farklılıklardan hareketle bu insanların ne zaman nerede olduğuna ve göç etmek için hangi rotayı izlemiş olabileceklerine dair fikir yürütebiliyorlar. Çevrenin Pasifik okyanusundaki bu göçü nasıl etkilediğine dair birkaç önemli etken sıralayabiliriz. İlk ve en aşikar etken elbette okyanus üzerinde uzun mesafeler kat etmenin güçlüğü. Bu bir engel arkadaşlar. İnsanlar Pasifik'teki bu engeli daha ileri denizcilik teknolojileri geliştirerek aştılar. Şimdi size bir katamaran replikası göstermek istiyorum. Bu teknoloji okyanus üzerinde uzun mesafeler kat etmek için çok önemliydi. Çünkü açık okyanusa yelken açabilmek için insanların rüzgara ve dalgalara mukavemet gösterebilecek sağlam ve dayanıklı gemilere ihtiyacı vardı. Resimdeki modern bir replika olsa da o günkü teknolojinin neye benzediğine dair bir fikir veriyor. Bu aracın mesela basit bir kanodan daha dayanıklı olduğunu resimden bile anlamak mümkün. Bu sayede insanlar adalar arasında seyahat edebildiler. Pasifik'teki yayılmanın önünde engel teşkil eden bir diğer çevresel etkense bu adaların çoğunun çok küçük olması, bazılarının uydu görüntüsünde bile zor seçildiğini fark etmişsinizdir. Ayrıca bu adalarda pek fazla tarıma elverişli işlenebilir toprak da yok. Dolayısıyla büyük nüfusların beslenmeleri mümkün değil. Bu da Pasifik'teki göçün uzun bir süreye yayılmış olmasının muhtemel nedenlerinden biri. Adalar tek başlarına büyük nüfusları doyuramıyorlardı. Bir nüfus belli bir büyüklüğe ulaştığında bazı insanların adayı terk etmesi gerekiyordu. Adalar kendilerine yeterince doğal gıda sağlayamadığı için insanlar kendi gıda kaynaklarını beraberlerinde getiriyordu. Adalara tatlı patates, yer elması, kulkas kökü gibi bitkilerin yanı sıra tavuk, horoz gibi hayvanlar getiriyorlardı. Resimde gördüğünüz hayvan bir Güneydoğu Asya kırmızı orman tavuğu. Evcil tavukların atası olarak da bilinir. İşte bu resim o zamanki tavukların neye benzediğine dair bir fikir verebilir. Sonra adalara domuz getiriyorlardı. Bir de küçük ırk bir tür köpekleri vardı. Bu cinsin soyu artık tükenmiş olsa da bazı Avrupalı Pasifik kaşiflerinin çizdiği bir takım resimlere sahibiz. İnsanlar adalara işte böyle şeyler getiriyordu. Bu yeni adaları bu hayvanlarla tanıştırıyorlardı ekin yetiştiriyorlardı. Hayvanları yetiştirip bir besin kaynağı olarak kullanıyorlardı. En baştaki ana maddeler listemizi hatırlarsak, bu beraberlerinde yeni bitki ve hayvanlar getiren insanların çevrede neden olduğu etki maddesine giriyor. İnsanlar bu bitki ve hayvanları yerlisi olmadıkları bu adalara getiriyorlar ve onlardan istifade ediyorlardı. Onları gıda olarak yetiştiriyorlardı ve çoğu zaman getirdikleri bu bitki ve hayvanlarla sürdürülebilir bir gıda kaynağı oluştururken adanın doğasını mahvetmemeyi de başarıyorlardı. Zira adanın doğasına zarar vermeleri orada yaşamayı sürdürme kabiliyetlerini de olumsuz etkilerdi. Umarım bu göçler ve yayılmalar üzerinde çevrenin önemli bir rol oynadığı gerçeği aklınızda iyice netleşmiştir. Dediğimiz iki örnekte de tabii ki her şeyi çevresel etkenler belirlemedi ama çevresel etkenler olmaksızın olup biteni açıklamak çok zor olurdu.